Aradan sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İsmim Profesör Doktor Hakan Biricik, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Çalışma konum süt sığırları, keçiler ve koyunlar üzerine uzmanlık alanım. Aranızda pek çok üreticiyle diyaloğum var. Bunlarla hala görüşüyoruz. Uzun süredir sahada çalışıyorum. Yaklaşık 20 senenin üzerinde birlikteyiz sizlerle. Ve bu alanda mümkün olduğunca sizlere bilgimi paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen zaman içerisinde bu konularla ilgili sorularınızı ve konularda uzman olan arkadaşlarımla birlikte de paylaşacağız. Konuyla ilgili her zaman sorularınızı bekliyor olacağım. Söylediğim gibi çalışma alanım süt sığırları, koyun ve keçilerin beslenmesi ve beslenme hastalıklarıyla ilgili. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bir günde, bir haftada program yapıyor olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Çünkü Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir bilim insanı olarak bilgilerimi sizlerle paylaşmak ayrı bir kıvanç kaynağı benim için. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Şimdi Cumhuriyetimizle ilgili, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllara ait bir video programımız var. Onu izleyeceğiz. Excellence, est-ce que vous êtes content de se trouver ici dans cette année-ci? Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a 3 années. Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, Excellence. Tassimbe. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Karşıki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Fordson aldık. Ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada, ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık ve 7000'e kadar koyun yetiştirdik. Cumhuriyet'i ithal etmek imkanını bulduğumdan dolayı çok bahtiyarım. Herhalde muhterem Amerikalılar ilk defa doğrudan Cumhuriyet'i ithal etmek imkanını bulduğumdan dolayı çok bahtiyarım. Herhalde medeni, insani, server aleme sure yükselmedir. Sen de dışarıdan.
Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldık. Evet. 18 okka kadar yemiye süt verir. Ne cinsi? Simmental. Kırım üzerine yürüyoruz paşam. Simmental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simmentaldir. Bunlar bu çiçeğe mi oldu abi? Şey de ekliyor. Daha. Bu diğer renkli inekler hangi cinsidir? Paşam ekserisi kırımdır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yoruyoruz. Melez şey, iklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyoruz. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. O tarafa evet. Doğru. Ben dur, ben çal. Tamam, sen dur. Tamam. Bu tarafa baksınlar. Hanum, will you tell us what you think of the American woman? Excellence, voulez-vous permettre que ma fille vous réponde en turc? Vous en pouvez dire. En pouvez dire. Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir.
Pek yakında nüfus intihab etmek ve intihab olunmak hakkını kazanacaklarına ümidim vardır ve eminim. Değerli üreticiler, kıymetli izleyiciler, videodan da görüldüğü üzere Cumhuriyet döneminde bilimsel olarak pek çok hayvancılığın temeli atılmış. Ülkemize dışarıdan geliştirmek amacıyla simenterler getirilmiş, holsteinler getirilmiş. Orada bir iki nokta var dikkatimi çeken. Yaklaşık 23 litre bir simentelden bahsediyorlar. Bugün hala bu konuları Türkiye'de ciddi bir verim kaybı var. Hatta Holstein'le ilgili 40 litre cümlesi geçiyor içerisinde. Biz hala bunları buralara ulaşmak için çaba gösteriyoruz, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Oysa ki dünyada suni tohumlamayı Rusya'dan sonra ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik kalmış. Günümüzde de benzer çabaları oldukça yoğun bir şekilde gösteriyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Şimdi ben programımda şöyle bir yol izleyeceğim. Bugün süs sığırcılığıyla ilgili konulara değineceğim ve bunların büyük bir kısmı özet halinde olacak. Ama ilerleyen programlarda burada bahsettiklerimin hepsini ana başlıklar halinde tekrar tekrar size anlatmaya çalışacağım. Bugünkü bakış açım, yani biz nasıl yaklaşmalıyız bu hayvancılığa? Süs sığırcılığına nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız ki ilerleyen süreç içerisinde biz Cumhuriyet'in hedeflerine ulaşalım ve o zamanki hayvancılıkla ilgili yapılan, bilimsel hayvancılıkla ilgili yapılan hedefleri yakalayalım ve işin özünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir bakış açımız var. Bizce süs sığırcılığının temel hastalığı nedir? Ve bize bugüne kadar ne yaptık da bu başarıya ulaştık ya da bizi mutsuz etti. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Kabaca bunlardan bahsedeceğim ve bizi ileriye ya da karlı bir hayvancılığa nasıl taşıyabilir? Anlatacaklarımız bununla ilgili olacak. Evet, şimdi öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biz bir hangi üreticiyle konuşursak konuşalım, söylediği iki tane şey var. Mutsuz, üretici mutsuz. Neden mutsuz? Diyor ki çok fazla pahalıya mal oluyor, süt ucuz, yem pahalı. Bugüne kadar konuşup da bunu söylemeyen bir üretici karşıma çıkmadı açıkçası. Gerçekten de baktığımız zaman üretici haklı. Ama üreticinin haklı olduğu biraz da iğneyi kendisine batırması gerekiyor. Ne yapıyor ki bu işten kar edemediğini söylüyor. Evet doğru, yem pahalı. Ama biz ne yapıyoruz? Bununla ilgili çözüm önerimiz ne? Çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu işi yapmamız gerekiyor ya da yapmamamız gerekiyor. O zaman yapacaksak da bu işi gayretle bilimsel olarak en doğruya yakın bir şekilde yürütmemiz lazım. Peki süs sığırcılığında bilimsel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Süs sığırcılığının en önemli gideri yem gideridir. Umarım bu süs sığırcılığının ve beslemenin alfabesini anlatırken size bu konularda karlı bir hayvancılık sonuçta az dahi olsa bir katkıyla belli bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki ne yapıyoruz biz? Şikayet etmekten başka nasıl bir iş yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Bizim en çok para harcadığımız şey ne? Aslında baktığımızda fabrika yemleri oluyor. Ama biz buna alternatif bir şey arıyor muyuz? Ya da bununla ilgili alternatif bir çözüm önerimiz var mı? Kendimize bunu sormamız lazım. Peki şöyle temel olarak
hayvana verdiğimiz rasyonda iki tane temel yem kaynağı var. Bunlardan bir tanesi kaba yemler, diğeri de konsantre yemler. Peki konsantre yem dediğimiz zaman fabrika yemleri, işte arpası, buğdayı, mısırı, bunlardan bahsediyoruz. Kaba yemler de dediğimiz zaman da değerli üreticiler, bildiğiniz üzere yonca kuru otu, mısır sılacı, saman, fi kuru otu, bunlar bizim kaba yem olarak tarif ettiğimiz şeyler. Fabrika yemlerini ucuzlatabilecek bir mevzu ya da bir sihirli değnek yok elimizde maalesef. Fabrika yemlerinin de kendilerine göre gerekçeleri var. İşte pahalıya ürün almaları ya da işte yurt dışından pek çoğunun ithal olması. Demek ki fabrika yemlerine çok fazla bir şey yapamıyoruz. Fabrika yemini kullanmadan da mevcut bakış açısıyla bir noktaya getiremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Fabrika yemlerine alternatif ürünleri geliştireceğiz. Kendimiz geliştireceğiz bunu üstelik. Ama bundan daha önemlisi, eğer bir işletme kaba yemini, yani yonca kuru otunu, mısır sılacını, samanını dışarıdan para vererek alıyorsa, bu işletmenin bir tane üretici de olsa, 10 tane de üretici olsa karlı bir süt üretmesi imkanı yok. Ha, elbette süt fiyatları o zaman karşılığını görmez. Eğer siz yoncayı gider alırsanız, ki özellikle şunu söylemek istiyorum. Yoncayı 3 aylık alıp yoncanın en fazla olduğu, fiyatının en yüksek olduğu Ocak, Şubat, Mart aylarında veya Nisan aylarında yoncanın hiç olmadığı zamanlarda yoncası bitenlere bir çağrım var. Lütfen bu işi yapmayın. Çünkü sizin kar etme şansınız yok. Yoncanın yaklaşık bir katı fiyatına, 1,5 katı fiyatına çıktığı zamanlarda, yoncanın olmadığı zamanlarda yonca peşine düşerseniz, o zaman bu işi hiç yapmayın. Çünkü yaptığınız işten karlı olma şansınız yok. Tabii hobi için yapanlara, işte sütüm çıksın, peynirim çıksın, yoğurdum çıksın diyenlere bir lafım yok. Bu işi gelir elde etmek amacıyla, para kazanmak amacıyla yapanlardan bahsediyorum burada. Eğer hobi amaçlı yapıyorsanız, yani söylediğim gibi belirli bir gelir hedefiniz yoksa, onlar istedikleri zaman yoncayı, mısır sılacını alabilirler. Ama diğer türlü aynı Ağustos böceği, karınca hikayesinde olduğu gibi siz de en yüksek rakama bunları alırsınız ve hayvancılığı karlı yapamazsınız. Diğer bir konu da mısır sılacı. Mısır sılacı için de en doğru zamanı belirlemek önemli. Bir diğer konu, bunların üretimini yapmaktan geçmiyor sadece. En kalitelisini yapmanız gerekir. Çünkü bunun geleceği bir nokta var. Onun için bu kaliteden bahsediyorum. Ayrıca ilerleyen programlarda hem yonca kuru otu hem yani diğer kaba yemlerin tamamı için ayrı bir program da planladığımızı söylemek isterim. Ama öncelikli olarak bu özet programın içerisinde mutlaka kaliteli yonca ve mısır sılacı yapmanız lazım. Eğer bunları kaliteli yapmazsanız ve dışarıdan alırsanız, dökme su ile değirmen dönmeyecektir. Bir noktada karlılığınız ve üretiminiz elinizde kalacaktır. Peki birkaç kelimeyle mısır sılacından bahsetmem lazım. Çünkü kaliteli bir mısır sılacını, özellikle bugün mısır sılacının yapıldığı zamanlar, mısır sılacının bittiği zamanlar, bir kısım üretici mısır sılacını deposuna koydu. Bir kısım ikinci ürünleriyle ilgili olanları tamamladı. Bir kısım da Haziran-Temmuz ayı içerisinde bu işlerini çözdüler. Peki mısır sılacının kalitesi ne demektir? Mısır sılacının kalitesini, çok dediğim gibi diğer başka bir programda bunu işleyeceğiz tekrar, ama özetle en az 32-33 kuru maddede ve 35 nişastada. Eminim bu cümleleri, kuru madde ile ilgili, nişasta ile ilgili cümleleri pek çok kez duydunuz. Ama duymakla kalmayın lütfen. Duymakla kalmayın, hayatınızda da geçirin. Bunlar çünkü sizin rasyonlarınızı, verdiğiniz yemi ucuzlatacak olan, size ekonomik rasyon yaptıracak olan temel yem ham maddesi mısır sılacıdır. Mısır sılacınız ne kadar kaliteli olursa, fabrika yemlerinden o kadar kaçabilirsiniz.
daha az fabrika yemi kullanırsınız. Dolayısıyla da sizin karlılığınız artar. Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu budur. Peki kuru madde nedir? Kuru maddeyi nasıl belirleyeceğiz? Elbette pek çok üretici bu konuyla ilgili belirli seviyede bilgiye sahip. Bunu görüyorum ben. Ama bunu icraata dökerken, o stajları koyarken, depolarken bunları nedense unutuyorlar. Yapılması gereken şey çok basittir. Hatta şöyle söylenir. Nişastanın, yani mısır tanesindeki nişastanın tozlaşmaya başladığı an pratik olarak artık o stajı yapabilirsiniz. İstediğiniz kuru maddeye gelmiştir. Ama diğer bir konu da mısır sömeğinin ya da mısır koçanının sayısı. Ne kadar çok mısır koçanı varsa, kullandığınız stajın içerisinde veya bu o kadar çok fabrika yeminden kaçacaksınız demektir. Lütfen yaptığınız stajı önce kendiniz yapacaksınız. Dışarıdan parayla satın almayacaksınız. Satın alacaksanız nişastası ve kuru maddesi sizin için her şeyden önemli olacak. Nişastası yaklaşık 25 ve üzerinde, kuru maddesi de yaklaşık 33 ve 35 civarında olması elbette mısır bitkisinin de rengini koruyor olması bizim için önemli konulardan bir tanesi. Elbette bu mısır stajı ile ilgili daha sonra tekrar geleceğimi düşünüyorum ama tekrar altını çiziyorum. Eğer siz 35 kuru maddede yaklaşık 28-30 nişastalı bir mısır stajı kullanırsanız fabrika yemlerinizden en az birkaç kilo, şu anda tabi bu tarz hesapları çok fazla pratik olarak söylüyorum ama kullandığınız sadece mısır stajına bağlı değil. Çünkü rasyonun komponentleri sadece mısır stajı ve fabrika yeminden ibaret değil. Yoncası var, fabrika yeminin değişik protein ve enerji değerleri var. Dolayısıyla ama şunu söyleyeyim, siz böyle yüksek kalitede mısır stajı kullanırsanız ki mısır stajını bir hayvana ne kadar vereceğiz diye sorarsanız bu da yaklaşık kendi yaptığım rasyonlar için söylüyorum. Minimum 20 kilo ile 35 kiloya kadar mısır stajını kullanabilirsiniz. Tabii burada belirleyici olan şey süt verimi. Süt verimi ve hayvanın diğer detay parametreleri. Aynı şeyi yonca kuru otu için de söylemek istiyorum. Yonca kuru otu ile ilgili bir başka bir konu daha var. Özellikle yapraklarının yeşil olması, yeşil bir şekilde kurutulması, saplarının çok kalın olmaması önemli. Mısır stajı ile ilgili 2 yıl depolayabilirsiniz ve hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hatta kendi yaptığım denemelerde stajları 6 yıla kadar depoladığımda besin maddesi miktarlarında bir miktar azalma olsa da çok fazla azalmadığını gördüm. Yani mısır stajını çok yıllara depolayabilirsiniz ama en ideal tabii 1 ya da maksimum 2 yıl içerisinde onu kullanmak. Ama aynı şeyi yonca için söyleyemiyorum maalesef. Yonca kuru otunda ne dedik? Yaprakları bol olsun dedik. Ama sene geçtikçe, zaman geçtikçe yonca kuru otuyla ilgili yaprakları döküleceği için sadece sapı kalıyor. Ha, bu kurutma esnasında aşırı derecede kurutulmuş olan yoncalar için de aynı şey geçerli. Yaprakları ve sapı olmayan yoncaların herhangi bir değeri yok. Çünkü yaprağı, bütün proteini biliyorsunuz yonca kuru otundan beklentimiz nedir? Protein. Dolayısıyla proteinin de büyük bir çoğunluğu yapraklarında. Eğer aşırı derecede kurutursanız bu kurumaya bağlı olarak yaprakları dökülecektir. Sizin için herhangi bir besleyici değeri azalacak ve beklediğiniz sonucu alamayacaksınızdır. Bu arada başka konular da var elbette. Bunlardan bir tanesi de konsantre yemlerle ilgili. Söylemek istediğim şey şu. Konsantre yemlerde de bugün için mısır, arpa, buğday fiyatları oldukça geçen senelere nazaran oldukça
düşük ve hatta bunlara kendinize alım fırsatı olarak görün. Eğer mevcut depolama alanlarınız yeterli ise bu alanları, bu tarz ürünleri alarak kullanın. Çünkü zaten yem fabrikaları da yemleri bunları kullanarak yapıyorlar. Sizin de bunlardan bir karışım yaparak en azından arpanızı, mısırı depolarsanız bunları rasyonunuza, hayvanınıza vererek, bunları hayvanınıza vererek yine fabrika yemlerinin miktarını azaltabilirsiniz. Elbette şu anda bunu yapan üreticilerimiz olduğunu biliyorum ama hayvancılık dinamik bir konu. Yani sürekli değişken şartları var. Elbette bu şartların içerisinde bizim stabil edebileceğimiz kaynaklar olması lazım. Yani değişkenleri kontrol edemiyorsak o değişkenlere uygun hareket etmemiz lazım. Bugün için arpa ucuzsa arpayı alıp depolayıp bunu en az 6 aylık 1 yıllık hayvanımızın önüne verecek şekilde hesaplı fiyattan koyduğumuzda otomatik olarak rasyonlarımız ucuzlayacak, karlılığımız artacaktır. Otomatik olarak karlılığımız artınca da süt fiyatı şu andaki fiyata göre de karlılığı sağlayacağını özellikle düşünüyorum açıkçası. Elbette bunlar hocam imkan meselesi. İmkan yoksa nasıl yapalım? O zaman siz sürekli fabrika yemine muhtaç kalırsınız. Bu imkanları kaçırırsınız. O zaman da yaptığınız işten herhangi bir kar edemediğiniz için mutlu da olamazsınız. O yüzden bunu mutlaka değerlendirmeniz gerekir. Hatta şunu söylüyorum, imkanı olanlar için, yeri müsait olanlar için mutlaka mısırla alakalı bir depolama faaliyeti içerisine girip bu mısırı daha sonra hayvanların önüne bir yıl boyunca verebilirsiniz. Çünkü zaten mısır değerlendirdiğinizde bugün için hem enerji hem de süreklilik açısından ciddi bir kaynak olarak karşınıza çıkıyor. Bunun dışında birkaç konu daha var elbette. Fırsat alımları. Bu fırsat alımları önemli bir başlık. Nedir diğer kaynaklar, diğer fırsatlar? Mutlaka yem bitkilerinizin çeşidini arttırın. Bugün için piyasada çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi bu. Eğer ekim alanlarınız yeterliyse çimlere, çayıra girebilirsiniz. Karışık yem bitkilerini değerlendirebilirsiniz. Ama esas fırsat posalardır. Size yakın olan yerlerde patatesin, domatesin veya şeker pancara oldukça yakın bu konularla alakalı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunlar da sizin rasyonlarınızı ucuzlatacak ana kalemlerden bir tanesi. Çünkü yine bir patatesle ilgili birkaç cümle edineyim, söylemek istiyorum. Çünkü patates özellikle artıklarının sıraj yaparak sahada kullanılan yerler biliyorum ben. Bugün için o kullanılan yerleri değerlendirdiğinizde neredeyse mısır sılajından daha yüksek enerjiye, daha yüksek nişastaya sahip. Dolayısıyla da bunlar hayvancılıkta bizim rasyonlarımızı ucuzlatan fırsat alımları olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen posaları da ya da fabrika artıklarını da değerlendirin derim. Evet, kabaca kaba yemler, işte konsantre yemler, bunlardan bahsettik size. Tabii bunlarla ilgili bir özet daha sonunda geçmeyi planlıyorum. Ama şu an için bir kısım üreticimiz arpanın, buğdayın, mısırın düşük olduğunu söylese de hayvancılık tarafında bunlar bizim için çok değerli ham maddeler, yemlerin içerisine giren ham maddeler. Lütfen bu fırsat alımlarını üreticinin elindeki işte geçen yılla aynı olan mısır fiyatlarından dolayı depolamanızı, arpayı, buğdayı depolamanızı ve rasyonlarınızı ucuzlatmanızı tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir konu maliyet hesabı.
yaptığınız işin maliyetini mutlaka hesaplayın. Süt sığırcılığını aynı bir işletme gibi bir tane de olsa, 10 tane de olsa eğer sizden bu bir gelir elde etmek istiyorsanız mutlaka maliyet hesabını yapmanız lazım. Maliyet hesabı nedir? 1 litre sütü kaç paraya mal ediyorsunuz? 1 litre sütü elde etmek için ne kadarlık yem harcıyorsunuz? Sadece yem giderleri değil, diğer giderleri de mutlaka hesaplamanız lazım. Bununla ilgili bir tane de sizin hoşunuza gideceğini düşündüğüm, yaşadığım güzel bir örnek var. Onu da sonunda anlatacağım. Bunun için yıllık bütün masraflarınızı yazmanız lazım. Elektriği, suyu, hatta kendinizi de burada işçi olarak yazıp, kendinizi de işçi olarak yazdıktan sonra alt alta getirdiğinizde gelirlerinizle giderleriniz ne durumda? Toplam gelir ve giderleriniz ne durumda? Bunu mutlaka bir deftere yazıp sonunda, gün sonunda hesaplamanız lazım. Ama ben biliyorum ki bu işin matematiğini yapanlar kar ediyorlar. Matematiğini yapmayanlar sadece çalışmakla yükümlüler. Ama şunu da biliyorum ben, bizim işimiz zor. Üreticinin işi zor. Hiç kolay değil elbette. Nedir kolay olmayan? İşte sabahın köründe kalkıp akşamın geç saatlerine kadar bu hayvanın içerisinde kalmak, hayvanın temizliğini yapmak, beslemesini yapmak, bunların hepsi ayrı bir zorlukta. Sonuç itibariyle bu zorluklar bizi sonunda elde edeceğimiz gelirle mutlu etmesi lazım. Ama bunların hiçbirisi, yani şu ana kadar görüştüğüm üreticilerin büyük bir kısmı gelirle ilgili sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. Ama bu sıkıntıları aşmak için yem giderlerinin %70 olduğu, hatta 80 olduğu, hatta bazı işletmelerde %100 olduğu işletmeler kendileri alternatif üretmemektedir. Ve bu alternatifi üretmek için gözümüzün önünde duran alım fırsatları var. Lütfen bunları değerlendirin. Ve sonuçta size para kazandıracak en önemli konu iyi bir besleme yapmaktır. Bu beslemenin sonucu da size hem verim olarak hem de karlılık olarak dönecektir. Bu maliyet hesabı ile ilgili size bir örnek vermek istiyorum kendi ailemden. Yıllar önce babam, ben Adanalıyım, ailem çiftçilikle geçiniyor ve babam emekli öğretmen ama 50 yıllık çiftçidir kendisi. Babamın bir defteri var, bu deftere gelir ve giderlerini yazar yıl boyu ve sonuçta bunun nasıl kar ya da zarar ettiğini ortaya çıkar. Ama bu defteri alana kadar babam bayağı bir zorlandık. Çünkü bizim insanımız öğretmen emeklisi de olsa ya da genel tabiatında yazmayı sevmiyoruz. Veya kayıt tutmayı sevmiyoruz. Şimdi babamın belki 10 yıllık kayıtları var. 10 yıl önce ne yaptığını biliyor. 10 yıl önce hangi ilacı attığını, hangi ne zaman toprağa sürdüğünü, ne kadar mazot masrafı yaptığını biliyor. Ama bizim öğrenciliğimiz yıllarında babamla geçen bir diyalogumuz şu: ya baba, nasıl durumlar? Hangi zamana sorduğuna bağlı. Mesela kış zamanı çok kötü. Hiçbir zaman mutlu değil yaptığı işten. Ha şimdi mutlu mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından ne yaptığını biliyor. Ne kadar kar ya da zarar ettiğini biliyor. Eğer harman zamanı babama sorarsan o hiç, her şey güzel. Çünkü cebinde nakit parası var. Satmıştır ürünü. Ama sen bunu bir de kışın sor. Kesinlikle mutlu değil. Mutsuzluğunun ana sebebi de o gün için kar ya da zarar ettiğini bilmiyor. Ama o kayıt defterini tutmaya başladıktan sonra tahmin ediyorum 25 yıl falan olmuştur bu kayıt defterini. Yani babamın bugün gidip sorsanız 25 yıl önce hangi ilaçları kullandın ya da hangi mazot parasını verdin ya da mahsulü kaça sattın, bunların hepsinin defterde yazılı hali var. Dolayısıyla sizlerden de ricam şu: mutlaka yaptığınız işi yazın. Hatta elektriği, suyu
ve sigortanızı bile yazın. Ki gün sonunda sattığınız zaman o sütü ya da hayvanı sattığınız zaman kar mı zarar mı etmişsiniz ortaya çıksın. Evet, bunun dışında diğer bir konumuz daha var. Bu da ahırların genel yapısıyla ilgili konuşmak istiyorum. Şöyle, özellikle bizim insanımızın çok duygusal bir yanı var. Bu duygusallık hayvanlar için iyi mi kötü mü ben anlatayım, siz dinleyin. Bütün üreticilerimiz hayvanlarımızın üşümesinden endişe eder. Bütün üreticilerimiz. Ben gittiğim zaman özellikle soğuk mevsimlerde her tarafı ahırların kapalıdır. Pencereler kapalıdır, giriş çıkışlar kapalıdır. Oysa süt sığırında hayvanlar için ideal ısı 15-18 derecelerdir. Sığırı mutlu eden, süt sığırında mutlu eden derece 15-18 derecedir. Oysa siz bütün ahırın kapılarını, pencerelerini kapatarak sadece o hayvanları havasızlığa mahkum edersiniz. Ve bu havasızlık da size verim kaybı olarak geri döner. Hem döl verimi kaybı olarak, sonra tırnak hastalıkları olarak, akciğer hastalıkları olarak geri döner. Oysa ki bizim ahırlarımız ideal ahırlar, daha doğrusu hayvanlar için olması gereken ideal hayvanlar, mutlaka ahırlar hayvanların nefes alabileceği, rahatlıkla nefes alabileceği ama cereyan olmayan, havalandırması olan ahırlardır. Yazın ise hayvanların serinletmek için mutlaka bir çözüm üretilmesi lazım. Hayvanlar 20-25 dereceden sonra sıcak stresine girerler. Özellikle iklimin değişmesiyle beraber sıcak stresi bambaşka bir konu haline gelmiştir. Mutlaka buna çözüm bulmamız lazım. Ha, şimdi biz ne yapıyoruz? Kendi çözümümüzü kendimiz üretiyoruz aslında. Gidiyoruz klimaya basıyoruz, alıyoruz evimize bir klima ve bu klimayla işlemeye başlıyoruz. Serinliyoruz. Ama hayvanın böyle bir serinleme sistemi yok. Hayvan sadece nefes alıp vermeyle serinleyebiliyor. Dolayısıyla da o serinleme sistemini sağlarken hayvan sıcak stresine giriyor. Şunu söylemek istiyorum değerli üreticiler. Sıcak stresine girmiş bir hayvanın en az %25 verim faaliyetleri azalır. Yani sütünüzü azalır, işte hastalıklar ortaya çıkar. Dolayısıyla da buna aşırı derecede, özellikle gelecek yıllarda fan koyacaksanız fan, havalandırma koyacaksanız havalandırma veya işte duşlama koyacaksanız, her ikisini beraber koyacaksanız bu sistemlerinizi düşünmeniz lazım. Aksi takdirde istediğiniz verimi alamazsınız. Ha, bizim üreticimizle ilgili de şöyle bir şey söylüyorum. Elbet bir gün karşılaşacağız ve ben sizlerin ahırlarını ziyaret edeceğim. Ziyaret ettiğim zaman çok basit bir şey rica ediyorum sizden. Siz bana çayınızı ahırda ikram edin lütfen. Oturalım, orada bir iki sandalye atalım, karşılıklı çayımızı içelim ve biz dışarıya çıktığımız zaman üstümüz kokmasın. Eğer üstümüz kokuyorsa, yani siz o hayvanla orada vakit geçirdiğinizde sıkıntı oluyorsa, o zaman hayvan içinde aynı sıkıntı söz konusudur. Yapmamız gereken şey, orayı bizim yaşayabileceğimiz hal nasılsa, ortam nasılsa havalandırmasını onun içinde yapmamız lazım. Eğer idrar akmıyorsa, dışkı sürekli hayvanla beraber o ahırda kalıyor ve içeride her tarafı da kapalıysa, bunda yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü hayvan size asla kar ettirecek bir duruma getiremez, verimi istediğiniz düzeye gelmez ve hastalıklarla boğuşursunuz. Ufak bir ayrıntı daha söylemek istiyorum. Çayı kahveyi mutlaka ahırda içeceğiz. Onu bir kez daha söyleyeyim. Yeni doğan buzağlarınızı da annesiyle beraber aynı ortamda barındırırsanız zaman içerisinde bunlarda da anneyi hasta etmeyen hastalıklar yavruyu hasta eder ve ciddi manada buzağı kaybedersiniz. Çünkü bugün bir buzağının kaybı yaklaşık 20 bin liralık bir kayıptır. Sattığınız zaman buzağı fiyatlarını biliyorsunuz. Buna da zaman içerisinde özellikle buzağlarla ilgili ayrı bir program yapacağım. Bu programda da bunlardan size bahsedeceğim. Ama yeri gelmişken
diğer programa kadar iki tane notu düşmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi buzağı doğdu. Onu ayırıyorsunuz, annesinden ayrı bir ortama koyuyorsunuz. İkincisi buzağıya mutlaka ilk yarım saat içerisinde ağız sütünü, kolostrumu, ağız sütünü ilk yarım saati geçirmeden mutlaka veriyorsunuz. Bu iki notu buzağı programı yapana kadar kalsın sizde. Diğer bir konu süt sığırları ile ilgili genetik konusu. Buna da değinmek istiyorum. Çünkü hep ihmal ettiğimiz konu bir hayvanı alırken kazanırsınız. Çünkü hayvanın genetiği her şeyi belirler. Eğer hayvanınızın genetiği yeterli değilse o süt verimine ulaşamazsınız. Sadece süt verimine değil, döl verimi de genetikle alakalıdır. Sağlığı da genetikle alakalıdır. Yüksek verimi de genetikle alakalıdır. Beslenme sadece bu genetik yapıyı ortaya çıkarır sonrasında. Genetik yapının bozuk olması bir müddet sonra hayvanı elden çıkarmanız demektir. O yüzden alacağınız zaman hayvanları mutlaka iyi genetik yapıya sahip yerlerden almaya çalışın. Ha yok, elinizdeki hayvanların genetiğini de kullandığınız spermaları, kaliteli spermalar kullanarak yükseltmeye çalışın. Aksi takdirde bizim hayvancılığımız ilerleyen bir hayvancılık olması lazım. Eğer biz geçen sene aldığımızdan daha kötüye giden bir süt verimimiz, bir de şu var, siz defter tutmuyorsanız, günlük hesaplarla işi yürütmeye çalışıyorsanız işimiz çok zor. Ve maalesef üreticimizin pek çoğu bu şekilde yapmaya alışkanlığına sahip. Çünkü aynı alışkanlık bütün kendi ailemde de görmüştüm ama 25 yıldır yok. Sizden ricam mutlaka bir defter tutup yaptığınız her şeyi buna işlemek ve değiştirmek. Yani kayıt tutmak. Aksi takdirde nasıl bir hayvancılık yaparsanız yapın, sadece süt parasını cebinize koyduğunuz zaman mutlu olursunuz. Ama yem parası öderken, işte sıraj parası öderken veya veteriner hekim parası öderken bunlar sizi hep mutsuz edecektir. Son olarak size sudan bahsetmek istiyorum. Hayvanların üreticilerimiz suyu öğünlü verme eğilimindeler maalesef. Ya yemlemeden önce ya yemlemeden sonra veriyorlar. Oysa ki bizim hayvanlarımız bir günde 80 yetişkin bir süt sığırı 80 ile 150 litre arasında sıcak havalarda su içebiliyor. O yüzden hayvanlara oruç tutturmamak lazım. Aynı bizim gibi sabah ve akşam yemleme ile beraber vermek çok doğru değil. Hem işkembe sağlığı açısından çok doğru değil. O yüzden hayvanları oruç tutturmadan sürekli önlerinde canları ne zaman isterse o zaman su içebilmeleri lazım. Çünkü bir hayvan ne kadar çok su içerse o kadar çok yem yer, ne kadar çok yem yerse o kadar çok su içer ve o kadar çok süt verir. Lütfen bunu unutmayın. Son olarak son diyorum ama birkaç şey daha aklıma geldi. Hayvancılıkla ilgili tek bir doğru yok. Bütün doğruları aynı anda yaptığınız zaman siz bunda başarıya ulaşırsınız. Sıralama da yok. İşte beslemeydi, genetikti. Bunların hepsi aynı anda doğru olması lazım. O yüzden gayretimizi buna göstermemiz lazım. Yani hayvancılıkta yaptığınız bir tek yanlış sizi bütün doğruları alıp götürecektir. O yüzden şuraya kadar özetlediklerimi dikkatli bir şekilde yapmanızı ve dikkat etmenizi ve karlı olmanızı diliyorum. Ama yine birkaç şey daha söyleyeyim. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da deneyimlerim var. Özellikle birkaç tane çiftlikten bahsetmek istiyorum. Mesela yurt dışında Şenol Bey ile çalışıyorum, Unicom'dan. Harman'la çalışıyorum, Ekani'den, Samet'te. Bunların her ikisi de yurt dışında, Bulgaristan'dalar. Onlar da çok başarılı işletmeleri var. Ciddi anlamda güzel üretimler yapıyorlar ama sorun her zaman her yerde aynı oluyor. Dolayısıyla özellikle bu sistemlerini çalıştırmalarının ana sebebi her iki çiftliğin de kendi üretimlerini kendileri yapıyor olması. Yani
kendi kaba yemlerini ve konsantre yemlerini kendileri ürettikleri için önemli miktarda karlılıkları var. Sen rahat uyu, yüreğimizdesin her an. Sen rahat uyu, biz hep izindeyiz atam. Sana olan bu aşk ebediyete kadar. Bizdeki bu yangın hiç sönmez, hep yanar. Sana olan bu aşk ebediyete kadar. Programımızın sonuna geldik. Değerli üreticiler, Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerle paylaşmak istediğim üretimle alakalı düşüncelerim var. Bizler hiçbir şeyden korkmadan Cumhuriyet'in 100. yılında üretime, bilime dayalı üretime devam edeceğiz. Hiçbir şeyden korkmadan diye söylüyorum. Çünkü İstiklal Marşımızın da söylediği gibi korkmadan üreteceğiz. Eğer korkmayla başlarsanız o zaman bahaneniz çok olur. Korkmadan, bahane üretmeden üretim yapacağız. Üretmekten hepimiz sorumluyuz. Beni duyan herkese sesleniyorum şimdi. Çünkü Cumhuriyet'in bize verdiği en büyük sorumluluk üretmektir, üretmektir. Cumhuriyet bir miras değildir. Cumhuriyet bir emanettir. Cumhuriyet'ten biz sorumluyuz. Miras yemeyeceğiz, üreteceğiz, daha iyisini bilime dayalı üretim yapacağız. Bu şekilde sesimizi çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Dün, bugün ve daima. Teşekkürler. Toz kondurmayız, tetikteyiz her an. Sen rahat uyu, hiç merak etme atam. Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan. Sen rahat uyu, sırtın yere gelmez atam. Adına toz kondurmayız, tetikteyiz her an. Sen rahat uyu, hiç merak etme atam. Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman. Yanar.